Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, bazı videolardaki yorumlarda görüyorum ki arkadaşlar diyorlar ki yani ayılar eğitilemez. Ayılarda eğitim söz konusu değildir diyorlar. Bu yorumları görünce ben de bizim elimizde olan boz ayının nasıl eğitilip yola getirildiğini, tabii çok fazla bir şey yok ama yine de onu nasıl eğittiğimizi şimdi göstereceğim size. Şu an orada bir dişiler var. Dişilerin kızan da olup olmaması fark etmiyor ama sonuçta dişi. Narkoz için dişi dişidir. Bakın orada şimdi Lady'ye sulanıyor. Şimdi ben onu çağıracağım, yanıma gelecek. Narkoz! Buraya gel bakayım. Çabuk buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Çabuk buraya gel bakayım. Otur. Otur çabuk. Otur. Otur lan. Otur. Otur. Arkadaşlar oturduğunu tam gösteremiyorum size. Ben otur desem de yatar o. Fark etmez yani. Oturla yat aynı şekilde anlıyor. Sonuçta ona bunu yaptırabiliyorum yani. Bir ayı olmasına rağmen görüyorsunuz güzel bir şekilde. Aferin Narkoz. Aferin. Hadi git bakayım. Hadi. Hadi git. Git demeyi de biliyor arkadaşlar. Ha, bu öyle bir kereye mahsus oldu düşünüyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Aynısını tekrar yapacağız. Madem öyle düşündünüz. Bir daha yapacağım. Narkoz! Narkoz gel buraya! Buraya gel! Gel buraya! Otur çabuk! Otur! Otur çabuk! Otur! Bak otur! 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 Yatma tamam, otur diyorum sana. İlla yatmana gerek yok ya. Otur dedik mi otur. Adam gibi otursana. Narkoz direkt yatıyor saygısından arkadaşlar. Gördünüz. Yani ben ona kızıyorum diye kafasını yerin dibine sokuyor. Karlara sokuyor. Kum olsa kuma sokar. Yani bu bir eğitimdir. Bazı arkadaşlar sevmese de bağırarak eğitim. Biz böyle etkili olabiliyoruz eğitimde. Yani elimde farklı bir şey var zannetmeyin bakın. Şöyle göstereyim size, üstümü de göstereyim de. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Narkoz'a kesin silah çekmiştir. Yok hiçbir şey çekmedim arkadaşlar. Yani şöyle olduğum alanı da göstereyim size. Yani burada herhangi bir şey de yok. Narkoz var, ben varım, sesim var. Sesimle bir ayıya eğitim ve komut verebiliyorum arkadaşlar. Şimdi Narkoz'a her zaman istediğinizi yaptıramayabilirsiniz ama gerçekten kararlı bir ses tonuyla ona bağırırsanız, yani yapmak istediğinizi gerçekten ona kızdığınızı belli ederseniz o sizin yapmak istediğinizi yapar. Yoksa sizi umursamaz, takmaz bile. Aferin Lady. Su içeceğim Narkoz. Al. Al oğlum gel. Al bakalım. Ya, su biraz az akıyor. Donmuş gibi. Ya Narkoz! Narkoz! Yanımda terbiyesizlik yapma demedim mi sana Narkoz? Bak. Bak. Benim. Bak. Kızıyorum ama. Narkoz kızıyorum. Ben kızıyorum Narkoz. Hadi suyunu iç. Gel buraya. Dişiye dayanamıyor. Bunun da zaafı dişiler arkadaşlar. Yani dişiye dayanamıyor. İyi ki bu köpeklerde kızan dönemi denen bir şey var. Yoksa bunun önüne geçilmezdi yani. Narkoz. Narkoz. Gel buraya. Gel oğlum aferin. Narkoz. Seni seviyorum biliyorsun değil mi Narkoz? Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Gel buraya. Narkoz. Nereye gidiyorsun? Ben sana gel diyorum, sen nereye gidiyorsun? Aferin oğlum. Tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Seni sokayım şöyle kara bir. Seni sokayım. Öyle bir sokayım seni.
Şimdi arkadaşlar biz adı geçenlerle rakip bile değiliz. Öyle bir şey vardı ya sosyal medyada. Tam onun gibi oldu yani. Şimdi arkadaşlar ben bağırıyorum. Tabii rahatsız olanlar da oluyor ama inanın bu dağın başında bizden rahatsız olacak kimse yok. Hele ki bu ıssız karlı havada kimse yok yani. O yüzden narkoza bağırmamız, yani onu biz duyuyoruz, köpeklerimiz duyuyor. Yani bir de videoları izlemek isteyenler duyuyor. Onlar da zaten şikayetçi olsalar bağırdığım videoyu izlemezler demek ki. Bazen insanın bağırası geliyor. Ben onların yerine bağırmış oluyorum, tamam mı arkadaşlar? Yani siz hiç mi maça gitmediniz? Maçta hiç bağırmadınız mı? Yani istemediğiniz bir pozisyonda kızmadınız mı? Sinirlenmediniz mi? Bizim de burada istemediğimiz pozisyonlar oluyor. Biz de kızıyoruz, bağırıyoruz. Yani şimdi orada kızmasak neler olacak? Onu tabii bizim bildiğimiz için bağırmamızın, kızmamızın tonu, şiddeti değişebiliyor. Bakın lastik izini burada tamamen kapatmış kar. Yani karın rüzgarla bazı yerlere daha çok kar birikintisi sağladığını görmüş oluyoruz. Leydi, sen beni mi bekliyorsun kızım? Aferin kızım, hadi gel. Hadi gel kızım. Evet, şimdi gerçekten şu kar manzarası muhteşem ya. Yani gerçekten şu manzarayı şu şekilde gördüğümüz için, özellikle ben canlı canlı gördüğüm için Allah'a sonsuz kez şükürler olsun. Böyle bir manzarayı görmek, hele ki canlı canlı görmek kaç kula nasip olur bilmiyorum yani. Bize nasip olmuş, Allah bize yani böyle bir nimete şükredenlerden eylesin. Her zaman şükretmeyi unutmayalım ki Allah böyle nimetleri bizim elimizden almasın. Yarın insan kör olur. Farklı bir şey olur, hastalık olur. O olur, bu olur. Olur yani, her şey olur. O yüzden her zaman şükretmek lazım. Kör olsak dahi şükretmek lazım. Beterin beteri vardır. Türlü hastalıklar var arkadaşlar. O yüzden her hastalığınıza şükredin. Ben de birkaç gün önce çok kötüydüm. Ama hep halime şükrettim yani. Ya vallahi çok güzel ya. Yani biraz daha fazla kar yağarsa buradan çıkamayız. Bu seviye iyi herhalde. Zaten yürürken bile zorlanıyoruz. Yani bakın ayağımı attığım yer burası arkadaşlar. Kaldırıp tekrar basıyorum. Yani karla kaldırıyorum. Yol açık değil. Adım atmak insanı yoruyor. Geçen sene Osman abi burada kalmıştı ama bu kadar kar yoktu. Bu sene kalsaydı daha zor hayat şartları olduğunu görmüş olacaktı. Geçen seneki kar o kadar fazla değildi.
Osman abiyle bir yolda kalma mevzumuz vardı. Videoya çekmiştim. Ağaca işkence yaparken ağaç Osman abiden intikam almıştı. O videoyu izleyenler vardır illaki. Buraya da bir yol açtılar arkadaşlar. Buraya git gel. Köpekler gitti yani. İnsan gitmedi. Sadece köpeklerin açmış olduğu bir yol var. Biz de bir gidelim bakalım ne yapmışlar. Mandalinalar da burada. Tabii ufak ufak mandalinalar. Şöyle buradan da size bir bizim mahallenin kış görüntüsünü çekeyim arkadaşlar. Buradan bakınca da ayrı bir güzellik. Şöyle derinlemesine iniyor. Sonra yukarı doğru çıkıyor. Bakın şu yolda tek bir iz dahil yok. Oradan bazen eski kar zamanlarında köpek izleri oluyordu. O tarafa doğru giden. Şu an hiç yok. Bu sefer üstten yaklaşan tilki ya da kedi izi var. Kedi olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle tilkidir. Tilkiye bugün inşallah mama bırakacağım. Dün bırakacaktık, unuttuk. Dün köpekler havlarken aklıma geldi. Bugün bırakacağım inşallah. Ne yapıyorsun Leydi? Rüzgar buraları da hep yıktı demek. Çık oradan bakayım. Çık gel. Evet bu balkon arkadaşlar. Amcamın balkonu burada. Tam şurada. Bakın tam burada oturup amcamla kahvaltı yapardık. Süleyman amcam beni çok severdi yani. Kahvaltı yaparken beni çağırırdı yanına. Burada kahvaltı yapardık onunla ya. Hiç unutmuyorum o günleri. O zaman yani 6-7 yaşında var yoktum. En çok da bu amcam atını çıkaracağı zamanı beklerdim. Amcam atını çıkardığı zaman siyah bir at vardı. Yeni bir atı vardı. At bu yolda bir o tarafa bir bu tarafa koşturuyordu. Onu izlemek çok hoşuma gidiyordu amcam. O yüzden amcamın yanından ayrılmıyordum ki belki atını çıkarır. Ben de izlerim. Bizim o zaman katır olduğu için katır biraz tinerciydi yani. At daha böyle yani kaliteli bir şeydi. Yelleydi. Amcamın mekanı da cennet olsun bütün ölülerimizin.
dedemin, Remzi abinin, diğer amcalarımın. Herkes bu dünyayı bırakıp gidiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel olsa da, ne kadar kötü olsa da dünya gelip geçici yani. Hadi gelin bakayım. Şimdi narkozu içeri alacağım. Narkozu kapatacağız arkadaşlar. Ondan sonra Al Capone'u ve Pablo'yu çıkaracağız. Escobar'ı çıkaracağız. Yürüyüşler yapılması lazım. Hayvanlar çünkü rüzgar tipili karda çok fazla dışarıya bırakamıyorum. Kısa kısa salıyoruz. Çok soğuk esintili kar yağıyordu. Şimdi bugün hava iyi. Bugün hepsi bir güzel doysun yürümekten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Narkoz, gel oğlum. Gel Narkoz. Sen içeri mi girmek istiyorsun Bella? Senin tüyün ne güzel oldu Bella. He kızım. He kızım benim. Momol. Ya insan değil misin ya? Hayvan. Tamam. Şşt, Bella yeter ya. Ayıp ya. Görüşmek üzere. Ya ne oluyor?